aynı hikaye. Gönlüm düşünce aşka her ayrılık aynı. Yalnız kişiler başka, hep aynı yalnızlık, aynı tanıdık telaş, hep aynı şey, aynı sanki birbirine eş. Geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmedi ki, yine düşer deli divane gönlüm aşka. Aşka, aşka vurgunum ben. Geçer geçer daha öncekiler gibi, bu da geçer. Neler neler geçmedi ki, yine düşer deli divane gönlüm aşka. Aşka, aşka vurgunum geçer. Neler neler geçmedi ki, yine düşer deli divane gönlüm aşka. Aşka, aşka vurgunum. Yine düşer deli divane gönlüm aşka, aşka, aşka. Oh, ağzına sağlık Özer abi. Eyvallah Fatih'ciğim. Ellerimize sağlık, ellerimize ağzına sağlık. Bu hafta açılış için gerçekten çok güzel bir şarkı seçtin. Sevgili Onur Tunç'un bestesi, Sezen Aksu'nun sözleri. Sezen Aksu sözleri, Onur Tunç bestesi. Geçtiğimiz günlerde de evet, ölüm yıldönümünü kutladık. Nice Onur Tunç'lara diyoruz. İnşallah güzel müzisyenler gelir, böyle besteler yaparlar. Bizden sonraki nesiller de böyle güzel güzel seslendirirler. Evet Göksun'cum, ne yapıyoruz bugün? Bugün aşk şarkıları adamı çağıracağız birazdan. Evet, okuldan da çok sevgili abim Hakan Altun'u konuk ediyoruz bugün. Aramıza teşviklerini bekliyoruz şu anda. Haydi bakalım. Gel. Gel. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Hakan abi şimdi mevzu sen olunca biz biraz heyecan yaptık. Ben normalde, de heyecan yaptım. Normalde daha güzel açabiliyoruz programı ama. Çok iyi, çok mutluyum burada olduğum için. Çünkü çok değerli müzisyenlerle, çok evveliyatımız olan insanlarla. Hani müzisyen demeyeyim, abi kardeş durumumuz olduğu için. Çok evveliyatımız olan bir programa konuk olduğum için. Beni davet ettiğiniz için size sonsuz teşekkür ediyorum. Vallahi burada olmam bizim için onur, gurur. Estağfurullah. Ayrıca tabii ki dediğin gibi bayağı uzun bir arkadaşlığımız, çok dostluğumuz, geçmişimiz de olduğu için. Yaşlarımız çıkar. Çeyrek asrı geçen bir durum. Bu arada enteresan bir durum var. Şimdi biz de Özer abi diyoruz. Hı-hı. Aslında pek yaş farkımız yok. Doğru. Seninle de fazla yaş farkımız yok. Hı-hı. Yani yaştan değil de biraz da sektörde çok erken yol almaktan dolayı da abi sıfatı geliyor. Kesinlikle şey de var galiba. Gerçi ben sizden yaşlıyım canım yani. Çok değil. Ya benden bir yaş var. 6 ay yaşlı. Valla mı? Tabii. Ha, tabii. O fazla yok. Biz biraz araştırdık abi. Ben 84 giriştim konservatuara. Ben 83 giriştim. Sen 83 girişsin. Evet. Ama şey demek istiyorum. Yani yaşla abilik çok kolay. Aynen haklısın. Ama çok. Az yaşla abi pozisyonunu kazanmak hakikaten bir emekle, erken yaşlarda yol almakla ortaya çıkan bir kesinlikle şey. Kesinlikle haklısın. Ve bu yüzden biz seni tebrik ediyoruz. Yani hakikaten herkesin Hakan abisisin. Yaşı büyük olanlar da sana Hakan abi diyor çünkü. Şeyin de etkisi var galiba değil mi? Bu hani müzikal yürüyüşte başladığın zaman mesela konservatuar yıllarında şeydir ya hani. Hiyerarşik bir durum vardı. Senden bir sınıf sonrasına tabii da ki, aynen. Saygılı ve hürmetli tabii, olmak zorundasın. Devrecilik vardır yani. Müzikte devrecilik vardır. Var, devrecilik. Onun da çok büyük etkisi var tabii ki. Bizde gerçekten öyle. Biz mesela işte ben 83 girişliyim. 82 girişli bir abimize, biz hani okuldaki bir öğrenciye biz abi derdik. Abi çektiysek yani. Öyle işte. Biz de öyle. Bu arada programınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Zaten performanslarınızı, konserlerinizi çok acayip şekilde takip ediyoruz. İyi ki Rubato var. İyi ki insanlar çok güzel müzikler dinliyorlar. Televizyon programı kesinlikle olmalıydı zaten. Oldu da çok iyi olmuş. Arkamızı döndük, kusura bakmayın. Beraber. Televizyon programı bize sürpriz oldu aslında. Ama çok iyi oldu bence. Bizim çok hani tasavvur ettiğimiz ve planlamamız dışında. Doğru, performansların içinde biraz sıkıntılı bir durum aslında televizyon programı değil mi? Yani çünkü çok konser programı var. Ama konsere gelemeyen insanların sizi ekranda görmesinde büyük avantaj. Anlatabiliyor muyum? Yani o çok büyük bir avantaj. İşte o yüzden seni konuk aldık. Eyvallah, eksik olmayın. O zaman Hakan abi istersen son dönemlere hakikaten damgasını vurmuş. Hepimizin evinde de dinlediği. Yani sırf sen programa geldin diye hazırlamadık o şarkıyı. Biz o şarkıyı gerçekten çok seviyoruz. Eyvallah. Son dönemlerdeki en güzel şarkılarından biriyle bir merhaba diyelim mi? Tamam. Diyelim demeden önce şunu da söylemek istiyorum. Göksu'nun torunu senin o şarkıyla dans ediyor. Dans ediyor ve şarkıyı okumaya çalışıyor. Vuy 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 vuy. Ay ölürüm ona. Haydi çalalım o zaman. Haydi, o zaman. Haydi bakalım. Nasıl geçti zaman yüreğin sızlamadan bana ne kadar suç kaldı sana ne kadar yalan hala gururla taşıdığım sevdamsın sen geceleri yandım uyandım belasın sen bir gün gelirsen eğer üç kere kalbimden vur 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 bizim gibi sevenler zaten ölümsüz ol bir gün gelirsen eğer üç kere kalbimden vur 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 senin gibi sevenler zaten ölümsüz olur.
Sen nasıl çıktın bu sevda yangınından? Bana ne kadar kül kaldı, sana ne kadar duman. Hala gururla taşıdığım sevdamsın sen. Geceleri yandım, uyandım bir belasın sen. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vur vur vur. Senin gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vur vur vur. Bizim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vur vur vur. Adam gibi sevenler zaten ölümsüz oldu. Allah, ağzına sağlık ya. Kardeşim, sağlık. Ne güzel bir şarkı ya. Hatamız varsa affola. Estağfurullah, benim varsa affola. Torunum çok seviyor bu parçayı. Bana öperim, yanaklarından öperim onu. Boy, boy, boy. Boy, boy, boy. Ama çok hoş bir şey ya. Yani 60-70 olanlar da bunu çok sevdi. Torunum da çok sevdi. 7'den 77'ye diye eskiden vardı. Aynen, aynen. Terim. Doğru. Tam karşılığı oldu. Hakan abi, biraz önce kuliste de konuşuluyordu. Sevgili bizim programın yapımcılarından sevgili Can dedi ki, abi dedi ya dedi, kime sorsak dedi Hakan Altun dedi, herkes seni çok seviyor, herkesin yüzü gülüyor. Eyvallah. Asıl bunun sırrı ne? Yani iyi şarkılar yapılıyor. Eyvallah, ama doğru. Bu nedir? Bence samimiyet Fatih'cim, samimiyet yani. Çünkü hayatımızda, hani hepimizin hayatında böyle acayip acayip şeyler olur ama ben çok... Maneviyata çok önem veren bir insanım. Hani manevi değerlerin üzerine hiçbir şey geçemez bu hayatta. Hatta bir hadis var. Tebessüm sadakadır diyor. Aynen. Mesela o tebessüm, bir yere girdiğinizde eğer yüzünüzde tebessüm varsa oradaki herkes tebessüm ediyor. Ama bir yere girdiğinizde mesela bakıyorsunuz ki kötü bir suratla girdiğinizde herkes kasılıyor orada. Yani şey lafını çok seviyorum ben. Hani tebessüm sadakadır lafını acayip seviyorum. Zaten hayatımı, yani 46 yaşındayım, kafam da 46 çatlak ya. Müzikle uğraşanların hepsi öyle. Hep üzerine kurdum, hani insanları kırmayayım. Hayatı çok seviyorum çünkü ben. Hani insanları kırmamak üzerine, yalan söylememek üzerine kurulmuş bir hayatım var benim. Herhalde o samimiyet geçiyor insanlara. Ona çok inanan bir adamım ben. Eğer samimi olursanız insanlar sizi her halinizde seviyor. İster deli olun, İster çatlak olun. Eğer samimiyseniz, gerçekten samimiyseniz, yürekten samimiyseniz. Hayata bakış. Aynen öyle. Önemli. Hayat yaşandığı kadar var demiş zaten şair. Çok yani, güzel laf değil mi? O egoları oralarda bırakınca, sahnede bırakınca her şey egoları, bitiyor. Yani. Allah'a şükür olsun. Hep de Allah'a şükrederim. Hani ben bir kinimi, egomu ve kıskançlığımı gerçekten güzel bir sandığa koyup okyanuslara atmış bir adamım. Oh, maşallah. Yani, aynen. Allah herkese bir daha hiç zaten bulunmaz o okyanusta. Zaten şarkında da söylüyorsun. Adam gibi sevdim mi? Adam olur. Adam gibi sevenler zaten ölümsüz olur. O kadar. Eyvallah. Hakan abi, sen söyleyince aklıma geldi. Allah rahmet eylesin sevgili gene abimiz Halil Karaduman. Nurlar içinde yatsın. Bize şöyle derdi. Gittiğiniz her yerde mutluluk biriktirin. Çok hayatta doğru. Bundan daha büyük zenginlik yok. Yok. Servet o. Doğrusu. Hakikaten doğru. Öyle de davranırdı. Çok doğru. Bir idoldür bizim için de. Aynen. Hepimiz için öyledir Halil abi. Hepimizin beraber hani tanıştığımız, albümlerimize çaldığı, beraber çalıştığımız çok özel bir adamdı. Ve Halil abiyi de herkes severdi biliyorsunuz. Çünkü Halil abi her girdiği ortamda neşe saçan, mutluluk saçan bir insandı. Zaten mekanı cennettir inşallah. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Onu da almış olduk. Güzel oldu. Ne yapalım abi? Akabinde... Şimdi... Yine bir Hicaz var.
Evet, çok severim. Vallahi. Yaşasın arabesk, yaşasın aşk. Çok severim bu şarkıyı. Yani. Evet. Hepimiz yanacağız şimdi, öyle evet. Gözüküyor. Güzel bir şarkı. Canım efendim. Canım efendim. Bakalım. Ben şarkı söylemeyi hiç sevmeyen bir adamım. Yani çünkü hep enstrüman olarak okulda öyle başladık ya, şarkı söylemek benim sorma, için... Sorma, Muzdarip, muzdarip aynı derdim. Vallahi hiç böyle mesela şarkı söylemeyi sevmiyorum. Enstrüman çalmak benim için çok daha başka bir dünya. Abi burası... Tamam, yani ilerleyen... Doğru yerdesin. Doğru adresteyiz Allah'a şükür. Ama hani çocukluğundan itibaren çok sevdiğin şarkılar vardır. Yani kulağına hep yerleşen bazı şarkılar vardır. Onlardan bir tanesi de mesela çok severim. Güzelmiş, çirkinmiş, aslında önemli sonradan değil. Sonradan soracaktım ama enstrümanistik mevzusu geçince. Edirne Devlet Korosu'nda bir devlet, evet, sanatçılığı öyküsü de var. 1992 yılında Edirne Devlet Türk Müzik Kültür Bakanlığı'na bağlı. 4 sene orada kadrolu uç sanatçısı olarak görev yaptım. Sonra hani sistem bana biraz iyi gelmedi. Dedim ki ben kendi kendime müzik yapacağım dedim. Ondan sonra oradan istifa ettim ama çok... Çok önemli bir yerdir. Çok feyiz aldığım bir yerdi çünkü orası. Devlet sanatçılığı bir... Başka bir şey. Yani yaşadığın bir hani şey biz, var yani. Biz aldığımız eğitimi biliyorsun. Ben konservatuara girdikten sonra işte şey düşünürdüm hep. Hani TRT'de böyle Türk, evet, müziği ya da bir devlet korosunda işte... Bizim Türk müziği konservatör olduğu için... Öyle oluyor, öyle zaten. Öyle düşünüyorduk. Kafan hemen oraya gidiyor. Gidiyor. Evet. Kafalar oralara gidiyor. Ama doğru. Ben bildiğin arabeskçiymişim yani. Yapacak bir şey yok. Hadi buyurun arabeskçiyi. Hadi bakalım. Buyurun sofraya. Buyurun o zaman. Güzelmiş, çirkinmiş, önemli değil. Ben ona aşığım, onu isterim. Aklıma bin türlü gelir, kalbe söz geçmiyor, canım efendim. Kalbe söz geçmiyor, canım efendim. Yakarım bu canı eğer benimse. Alamaz elimden Azrail gelse, ben ona aşığım. Söz geçmiyor canım hep.
sana atacak kadar uğrunda ateşe gidecek kadar kendimi ölüme atacak kadar ben ona aşık onu isterim kalbe söz geçmiyor canım efendim ağzına. Şimdi öyle bir şey oldu ki bunu şimdi sen şarkıyı okudun finalde dedin ki sen yap finalde bütün alkışı ben aldım. Bununla ilgili bir hikaye var. Cengiz abinin bir hikayesi var. Cengiz Ercümer'i tanır mısın? Eyvallah tanımaz mıyız? Almanya'da bir yerde gidiyorlar çalıp söyletecekler Cengiz abiye. O da çok güzel şarkı söyler Cengiz Frankfurt abi. Frankfurt Messe Fuarı'nın çıkışında. Şarkıyı söylüyor tam sonuna geldiği zaman bir tane abi var. Finalinde bağırıyor şarkıyı. Bütün alkışı alıyor. Falan diye. Cengiz abi de plan yapıyor arkadaşlar. Şarkıyı yarım ses yukarı taşıyor. En son öyle bir noktaya getiriyor ki adam tabii orada rezil oluyor. Bizimki de o hesap oldu. Ben şimdi sen şarkıyı söyledin. Ben sonunu söyledim. Sen ben var mı ya? Güzel ya. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Ağzına sağlık. Ne güzel kardeşim, ya. Sağ olasın. Böyle programlar ben sabaha kadar dururum valla. Valla mı? Tabii canım. Müzik arkadaşlar zaman. Madem öyle. Evet. Bir tek kameralar biraz kasıyor. Gökhan, Can duydunuz. Gitmiyoruz. Buradayız. Gitmiyorum. Güzel ya. Çok da severim bu şarkıyı. Acayip. Bu şarkı Bayram abinin değil mi? Evet. Bayram Şampınar şarkısı. Ben zaten bir de hani derler ya sen nesin? Makamlarda ben Hicaz'ım mesela. Evet. Günlerde nesin? Geceyim. Tavla oynarken nesin? Siyahım yani. Siyah pul, beyaz pul var ya. Yani böyle garip şeylerim var benim. Biz hem siyahız hem beyazız abi. Aynen. Bu arada bütün ekip Beşiktaş'ta çok mutluyum şu an. Siyah beyaz aşk. Aynen. Siyah beyaz aşk. Tamam. Evet. Çok güzel. Peki biz de Beşiktaşlıyız. Sen de Beşiktaşlısın. Ama senin Beşiktaşlılığın çok fazla biliniyor. Yani evet. Ne oldu da bu oldu bunu da merak ediyorum. Ya ben benim nurlar içinde aslında babam da rahmetli futbolcuydu. Hayatını futbol oynayarak bize hayatımızı idame ettiren Nurlar Üstü'nü yazsın. Yakın zamanda kaybettim. Hepimizinkini, Allah hepsinin mekanını cennet eylesin amin, inşallah. Amin. Futbola çok böyle sevdam oldu. Çünkü babam futbolcu olunca ister istemez senin de hani genlerinde böyle bir futbol. Ben 10 senede lisanslı futbol oynadım. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hani büyürüz, anne baba deriz, işte abla deriz, abi deriz.
Ondan sonra aileden biri illaki çok menfaatsizdir takım tutmak çünkü. Tabii. Biri sana bir şeyi aşılar, bir takımı aşılar yani. Menfaatsiz. 7 yaşında dayın eğer Galatasaraylıysa sana Galatasaray'ı aşılamaya çalışıyor. Teyzen Fenerbahçeliyse Fenerbahçe'yi. Bizim 7 sülale Beşiktaş değilmiş. Bana da Beşiktaş'ı aşıladılar. Bize Beşiktaş'ı aşıklamış. Aşılamışlar. Biz çocukluğumuzdan beri beni babam maçlara götürüyordu. Okul yıllarında biliyorum özellikle çok statta böyle yan yana durmuşluğumuz var. Çok karşılaştığımız maçları biliyorum. Ben idmanlara falan da gitmeye. Bizim çünkü konservatuar... Akaretler baş, evet, binasına evet. İlk başta şey dedi, yanan okul var ya Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda. Rüştü sonra, Özel Kız Meslek Lisesi'nin yanındaki. O okul hala duruyor. Duruyor bizimki evet. Bizimki başka bir okul olmuş. Oraya bağlanmış galiba orası. Öyle mi? Evet, oraya bağlanmış. Eyvallah. Evet. Geçtim, geçen gün geçtim önünde. Evet. Hatta dedim ki yanarken seyrettik biz çünkü okul yandı. 87 yılında evet. Ben okulu ilk defa Bülent Ersoy'un bir filmde görmüştüm işte konservatuarı işte. Sonra idmanlara gitmeye başladım ders kırıp. Yani dedim ki bu nasıl bir sevda? Eskiden böyle sabahlardım falan maçlarda ama her zaman şunu söylüyorum. Her zaman yani ülkemizin üzerinde böyle sıkıntılar varken, biz nelerle uğraşırken bazen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, işte Beşiktaşlılar birbirlerini kırıyorlar ya. Ben buna mesela değil çok acayip üzülüyorum. Çünkü her zaman da şöyle bir sözüm var benim. Hayatımızda renkler değil, yürekler önemli. Aynen, bizim ekipte aynen, de mesela aynen. Galatasaraylılar var, Fenerbahçeliler. Biz her biz zaman kardeşiz. Biz de hep bunu savunuyoruz. Her zaman şöyle bir şey oluyor. Renklerin kardeşliği. Ülkemizin başına bir şey geldiğinde işte bir bakıyorsun bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı, bir Fenerbahçeli yan yana böyle geziyorlar falan. Hani ülkemizin başına. Çünkü evet. Türkiye Cumhuriyeti bizim için çok önemli. Evet. Çok önemli yani. Allah zeval vermesin. Evet. En ufak bir sıkıntıda hemen kenetleniyoruz ya. Evet. Ama sıkıntı olmadan niye birbirimize düşman oluyoruz? Değil renkler mi? Değil, yürekler önemlidir. Kesinlikle. Ben buradan bütün takımlara başarılar diliyorum ama inşallah Beşiktaş şampiyon olur. Evet, inşallah. Ya da Başakşehir. Hakan abi, bir ilave yapmak istiyorum. Fener'i kıramayız çünkü Fenerbahçe lefterdir, Can Bartu. Aynen, bravo. Galatasaray'ı kıramayız. Metin Oktay'dır. Bravo. Biz Trabzonspor'u kıramayız. Ali Kemal'lerdir. Şenol Güneş'tir. Evet, doğru. Kimler? Şenol Güneş. Yani bizim tutkumuzdur bu, menfaatsiz tutkumuzdur. Çocukluktan aşılarlar bize. Aşılarlar, biz de onun şeyiyle gideriz ama her zaman şunu söylüyorum. İngiltere'den televizyonda ben hani futbol tutkunuyum. Çok seviyorum futbol maçı seyretmeyi. Evet. Hani benim için balık tutmak gibi bir şey yani. Evet. Rahatlıyorum çünkü. İngiltere'den bir maç seyrediyorum. Ya tribünleri görüyorum. Tiyatro salonu gibi yani. Tiyatrodan nasıl böyle eğleniyorlar, insanlar? Eğleniyorlar. Onlar için oyun çünkü. Onlar için oyun. Bizim tabii için oyun onlarda olmadı. Da o holiganlar. Eskiden vardı ama sonra büyük böyle yaptırımlar, büyük cezalar gelince bakıyorsun böyle kuzu gibi. Oturup seyrediyorlar. Onlar artık farkına varmışlar bu bir keyif olduğunu. Mesela onlar Christmas'ta şey yapmıyorlar. Yılbaşı tatillerinde maç yapıyorlar. Ara vermiyorlar. Çünkü onlar için ailece gittikleri bir eğlence. Evet. Aslı Fikret Başkan sağ olsun biraz o ortamı da evet. Yani ben sanki. Hep onu söylüyorum. Benim canımı vereceğim Fenerbahçeli Galatasaraylı arkadaşlarım var yani. Mesela Ercan Saatçi. Aynen öyle. Benim babam da Fenerbahçeli. İyi Fenerbahçeli. Hatta çok özür dilerim. Şeyi anlatayım mı? Eskiden hani İzel Çelik Ercan döneminde bana bunu Çelik anlattı çünkü. Ya dedi ki bizim konser olacak dedi. Konser iptal oluyor. Neden oluyor diye düşünüyorum dedi. Meğerse Fenerbahçe'nin maçı varmış. Ercan konseri iptal ediyor. O kadar sevdalı, o kadar tutkuyla. İyi bir Fenerbahçeli o. O zaman Hakan'cığım hazır Ercan'ı anmışken Ercan'ın güzel bir şarkısı var. Kara Kışlar. Çalalım seve mı? Seve. Çok da güzel bir bestedir o. Harika bir beste. Söylemeye çalışalım. İlk defa söyleyeceğim. Hadi o zaman. Ercan yanındayken söylüyorum. Eşlik ediyorum nakaratlara falan ama. Bölünce başka oluyor. Çok şeydin sen, yazık ki aynıydı her giden.
kalbim yok. Sevgiler çok insafsız yarılıyor. Ağlarım gün geçmez ağlarım öfkeyle. Sustum diye ardından kaybolur gibiydi yüreğim. Öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız yarılıyor. Ağlarım gün geçmez ağlarım öfkeyle. Sustum diye ardından kaybolur gibiydi yüreğim. Öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Hakan abi şimdi bizim de sana bir sürprizimiz var. Aslında bize de sürpriz oldu çünkü biz kendisini Kadıköy Beşiktaş vapurlarında ilk tanıdık. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Sürekli denk gelmişliğim var. Sonra bir baktık ki o kızcağız böyle bir yol aldı. Sosyal medya üzerinde YouTube'da inanılmaz ivmeler kazandı. Süper. Çok da enteresan. Aslında gelince biraz da kendisini tanıtsın diyoruz ama bir ismen bir anonsunu yapalım. Melek Mosso'yu aramıza alıyoruz. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Şöyle aralardan. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler. Biz de tokalaşmasan da olur. Şöyle dönüyorum ve geliyorum oraya doğru. Efendim hocam. Melek'ciğim sana sorularımız olacak ama ilk önce müziğinle bir merhaba demek ister misin? Tabii ki. Çok güzel olur. Ne söylüyoruz? Kalbim Ege'de kaldı. Hadi bakalım. July.
ağları, ağları attım, anılar coştu, ağlar hasretimin kıyıları. Yâre mektuz diye yakamoz bastım, tek şahidim aydı. Aman aman, bir elimde defne, bir elimde sevdan, kalbim Ege'de kaldı. Kadehimi vurdum karşıya kaya, efeler kalktı şerefe. Yâremi attım, anılar coştu, bir ağıt yaktım kadere. Yâreme tuz diye yakamoz bastım, tek şahidim aydı. Aman aman, kalbim Ege'de kaldı. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Karamı sardım karşı sahilde, yaktım ucuna acıları, ağları attım, anılar coştu, ağlar hasretimin kıyıları. Tek şahidim aydı. Aman aman, bir elimde defne, bir elimde sevdan, kalbim Ege'de kaldı. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Oh. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ses çaldın ve söyledim. Çok heyecanlandım ama. Hiç belli olmadı mı? Olmadı mı? Yok, olmadı. Ay, sizlerin yanında. Hem çok güzel şarkı seçtin hem de çok güzel kıyafet seçmişsin.
Böyle kırmızı böyle kırmızı. Çok güzel tamamlamış. Sizi çok güzel tamamlayacağımı düşündüm. Evet. İlk sorumu sorayım mı? Piyu Mosso. Piyu'yu atmışsın, Mosso devam etmiş, Melek Mosso. Evet. Piyu da İtalyanca daha anlamına geliyor. Daha neşeli, evet. Mosso da hareketli. Sen aynen. Böyle... Mosso çok... müzik terimi zaten. Yani, Piyu Mosso aslında İtalyanca bir müzik terimi. Evet. Ben de 16 yaşımda güzel sanatlara giderken bir flüt etüdü çalmıştım. Hı-hı. Orada Piyu Mosso çalıyordu ve çok sevdiğim bir etüttü. Böyle sürekli kulağınıza yapışan bir etüt vardır, onu hep tekrar edersiniz ya. Öyle bir şey vardı, Piyu Mosso yazıyordu. Ya bu ne demekmiş gibi bir şekilde bulundum. Gittikçe daha neşeli ve hızlanarak anlamına geliyormuş. Dedim ki beni daha iyi ifade eden bir şey yok. Oh, süper. Gittikçe daha neşeli ve hızlanarak. Özellikle bizim Rubato hikayesine de benziyor mu? Benziyor. Rubato hikayesine benziyor. Rubato ismini. O da bir müziklerini çalarken biliyorsun. Biz de evet. Oradan bulduk ismi. Rubato. Evet. Süper. Aynı şeyi o zaman bir şekilde el etmişiz. Farklı kavramlar. Peki vapur hikayesinden biraz bahsetsene bize. Vapur hikayesi şu şekilde, ben 2015'e kadar sürekli öğretmenlik yaptım. Zaten müzik öğretmeniyim aslında. Zaten şarkı söylüyordum, sürekli sahne alıyordum ama bir yerden sonra dedim ki ne yapmalısın, ne yapmak istiyorsun? Neydi gönlün daha ferah? Dedim ki sen şarkı söylemeden duramıyorsun Melek. Yazmadan, üretmeden yapamıyorsun. Çocuklara öğretmeyi de çok seviyorum. Herkese öğretmeyi çok seviyorum, öğretmeye çok açım. Ama o noktadan sonra dedim ki artık vapurlara, yollara, mekanlara, neresiyse fark etmiyor. Sesimin ulaştığı herkese ulaşmak istedim. Siz gelmeden önce Hakan abiyle bir konuyu konuştuk burada. Sevgi toplamakla ilgili, mutluluk biriktirmekle alakalı. Günde kaç sefere gidiyordun? 5-6 sefer desek. Biriktirdiklerin, oradan biriktirdiklerin sana bir ömür yeter de artar. Ama bundan sonrası için bir albüme giriyorsundur evet. Diye düşünüyoruz. Öyle bilgiler evet. De aldık. Önümüzdeki ay, hatta bu ayın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz aslına bakarsanız. Sony Müzik etiketiyle kendi şarkımı yayınlayacağım. Ah, güzel. Kedi söylememin. Evet. Söz aslında kendimi bildiğim bileli tek yaptığım şey yazmak ve söylemek diyebilirim. Hani... söylüyorum müzik hep vardı ama onun dışında benim kendimi ilk keşfettiğim şey yazmaktı aslında. Aslında sizler daha iyi bilirsiniz diyebilirim. Askerlik hatırası, hatıra ha, defteri. Evet biz daha iyi biliriz doğru. 7 yaşındaydım. Evet, ben çoğu şarkımı askerdeyken yazmıştım hatırlıyorum. Değil mi? Evet. 7 yaşındaydım okumayı ilk öğrendiğim zaman evde her şeyi kurcuklarsınız ya çocukken. Bir defter buldum. Babamın hatıra defteriymiş, askerlik. Hayatımda ilk defa şiiri orada okudum ben 7 yaşımda. Ve o günden sonra anneme şiirler ve mektuplar yazarak yazmaya başladım. Ondan sonra devam etti. Seni tebrik ediyoruz. Çok gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakan abi sen ne diyorsun? İlk defa ben, herhalde tanıştın. Evet ilk defa tanıştım. ben zaten şeyin hastasıyım. Hani enstrüman çalıp şarkı söyleyen insan bir sıfır önde başlıyor gibi geliyor bana. Bir de kendi sözünü yapıp, kendi bestesini, kendi ruhundan çıkan besteyi insanlara ileten insanlar çok daha özel ve çok daha maça galip başlıyor gibi geliyor. Yolunuz açık olsun. Yüreğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Umarım. Yani yıllardan beri sizleri zaten dinliyoruz. Hani yeni bir şey değil bizim için. Hani benim için burada olmak zaten inanılmaz keyifli, özel ve şey gibi... Hayallerini işte o 7 yaşındaki çocuğun kurduğu hayaller burada gerçekleşti diyebilirim sizler için. Çok teşekkürler. Yüreğinize sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Özel'in elini yine sıkmayacak mısınız? Hayır. Özel Bey'i öpeceğim. Sadece elini sıkmak değil. Hocam. Görüşmek ay. Thank you.
Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururum seni çok sevsene. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir bilmelisin. Seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Hala beni seviyorsun, bunu sen biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun ucunda çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevse de. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir bilmelisin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Umurum umrumda değil. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.
Ağzına sağlık Hakan. Ağzına sağlık. Ya ne güzel bir besteydi bu ya. Aklıma acayip günler geldi ya Hakan abi. Evet, beraber biz de Hakan abiyle senelerce çalıştık bir arada. Çok uzun. Evet, aynen. O yıllar geldi aklıma. Abi bir sorum olacaktı sana ya. Madem aşk kokuyor parçalarımız. Ya aşk şarkıları adamı diyorlar. Bir biraz bize bu konuyu açar mısın? Bize biraz feyiz verir misin? Gençlerimize biraz feyiz verir misin abi? Hani derler ya, kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş diye. Muzdarip bir adamım bu konuda. Şey, ama sen galiba kendine değil başkasının aşkına yarıyorsun. Galiba evet. Öyle ayrılıklarda ben devreye giriyorum mesela. Aşklarda ben devreye giriyorum. Evliliklerde, evlilik tekliflerinde. Zaten nikah memuru gibiyim yani. Konsere gelip mesela evlilik teklifinde bulunmak isteyen insanlar oluyor. Bu aralar bize de oluyor böyle şeyler. Abi diyor şahane falan diyorlar. Tamam, sahneye işte çıkalım diyorlar, söyleyelim diyorlar, evlilik teklif edelim diyorlar. Ben o durumlardan çok mutlu oluyorum mesela. Ama bizde yüzük şart mesela. Yüzükle gelmek zorunda. Vokalistimiz Funda kardeş de. Duyurulur. Yüzük şart arkadaşlar. Yüzük şart. Duyurulur. Yüzüksüz düğün teklifi olmaz. Pastasız doğum günü olmaz. Çünkü pastasız doğum günü olduğunda şarkıların etkisiyle ilerleyen dakikalarda herkes bugün o gün doğduğunu zannediyor. Ve sürekli sahneye kağıt gönderiyorlar. Funda da şöyle bir şey yapıyor bizim kardeşimiz Funda Gürses vokalistimiz. Şimdi çocuk kıza evlilik teklifinde bulunmak istiyor ya. Funda da böyle yapıyor mikrofonla. Hani kadınlar vardır ya, hani birbirlerini hep kollarlar. Evlilik teklifini yapmanız için önce diz çökmeniz lazım diyor. Çocuk zaten yüzüğünü almış. Orada evlilik teklifini yapıncaya kadar anası ağlayacak. Bir de Funda'nın bizim hani diz çökmeniz lazım deyince. Ama çok keyifli. Acayip keyifli durumlar. Mesela ben bu şarkıyı gerçekten telefon beklerken yazmıştım. Yani sevdalımla böyle bir sıkıntımız vardı. Askerdeydin hani, değil mi? Yok değildim. İstanbul'da gelmiştim. Askerdeyken şey yazmıştım. Hani bekleyecektin bir ömür hani boyu. Hani bekleyecektin. Ha, yani. Beklemeyeni yazmıştım işte. Beklemeyeni. Neyse. Kendisi kaybetti bu. evde oturuyorum. Ama böyle sıkıntılı dönemimiz vardır ya hepimizin böyle. Çok hani sıkıntılı olduğumuz dönemler vardır. Kız arkadaşımla da böyle küsmüştük yani, kırılmıştık birbirimize. 20-25 gün falan cep telefonu o zaman zaten yeni çıkmış falan. Çıkmaz olaydı o cep telefonları. Böyle klavyenin başında ben hani klavye çalan, çok iyi çalabilen bir insan değilim ama en azından kendi derdimi anlatabilecek. Aynen, kendi derdimizi anlatabilecek şekilde şarkılarımızın demosunu yapacak yaparken. Şekilde. Demosunu yani. Böyle bir yerde oturuyorum yani koltukta. Şurada da klavye var. Cep telefonum da şurada bir koltukta. Hani eskiden mesaj sesleri hani şey falan yok öyle. Bu kadar application, bu kadar uygulamalar yok. Cep telefonundan dıt dıt diye böyle bir mesaj. Ah dedim, o herhalde mesaj çekti. Hani küsüz ya. Gittim. Telefona bir baktım. Ahmet diye bir arkadaşım. Akşam 10-11 halı sahada maçımız var. Oynar mısın diye mesaj geldi. Onun üzerine yazdım ben bu şarkıyı. Telefonun başında. Şarkıyı yazdıktan sonra anladım ki gerçekten telefon başında çaresi bekleyen çok insan varmış benim haricimde. Çünkü şarkılar hep insanların duygularını dile getiriyor ya. Neden dinleriz ki biz şarkı? Bizim hayatımızı anlattığı için dinleriz. Göksun'cum, senin soruna gelecek olursak. Abi dur, telefonda Göksun'un sorusu da geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Telefon diye aratıyoruz arama motorlarına. Bir işte meşhur telefon markaları falan çıkıyor. Ondan sonra Graham Bell, sonra da sen çıkıyorsun. Graham Bell'den daha çok anılmaya başladım. Çok üzücü bir şey o. Adam telefonu bulmuş. Graham Bell telefonu bulmuş. Telefon deyince herkesin aklına Hakan geliyor. O sıkıntılı bir şey yani. Muzdaribim yani o kadar. Evet ya işte anlıyorsun ki, şunu anlıyorsun hani. Dertli insan çok. İnsan evet ya. Mesela atıyorum annelerimiz babalarımız bile hani tartıştıklarında işte ne bileyim telefon çaldığında acaba o mu arıyor falan diye böyle bizim gönül bağlarımız, sevdalarımız evet, vardır ya. Kültürümüzle de alakalı. Var bizde var o, çünkü biz hassas alakalı insanlarız yani. Tabii, Türk halkı çok hassas insan. Sevdasına hiç kimse ben hayatımda mesela kimseyle küs değilim. Benim için çok güzel. Servettir bu yani.
Başka Allah ülkelerde var mıdır böyle ağıtlar yakmak, ne bileyim şey yapmak, hani bir şeyin üzerine beste yazmak falan, onu o şarkının sonra bir şeye mal olması falan başka ülkelerde? Mesela sen bana bir derdini anlatsan ben etkilendiğim zaman yazabiliyorum, tamam. Anladın mı? Sadece kendi yaşadıklarımla alakalı değil. Bir çok sevdiğim bir dostumun hayata dair, sevdaya dair anlattığı bir derdi, eğer çok etkileniyorsan mesela yazmış olduğum şarkılar da var. Sevgili Sıla da yazıyor öyle şarkılar, sağ olsun. Sıla? Sıla. Aa çok evet ya. Mesela son çok. Albümümüzde yeni albümümüz çıkartıyoruz, üçüncü albümümüzü. Çıkış parçamız hiç, sözlerini Sıla yazmıştı o parçanın. Çok özel bir yürek Sıla'da. Gerçekten evet, çok güzel bir yürek. O da benim duygularımı bilerek ona göre bir şey yazmıştı. Eyvah işte o, aynen o, anladın değil mi? Şey, aynen evet, öyle tabii. Aynen. Çünkü hani yani... İçim kibas bayağı hiç. Bu arada albüm çıktığında beni back vokallere çağırırsanız, Abi, çok sevinirim yani. Hatta evet. Stüdyo aşamasında da olmak istedim. Seni ana vokale çağıralım. Çünkü hani şey, stüdyo ortamı bizim için çok önemli yani. Çok sevdiğimiz insanlarla orada olmak, hani normal oksijen odasında olmaktan daha keyiflidir bizim için yani. Doğru. Bu arada Göksun Melih'in evet, önüne bakıyor. Ben hala Göksun'un sözüne cevap vermedim. Salağa yatıyorum. Hala gençler cevap. Bekliyor abi. Gençler evet. Şey ben sadece saygılı olsunlar. Çünkü aşk her zaman yakalanmıyor. Eğer gerçekten aşkı yaşadığın an, yani yakaladığın an sevda... Evet bu benim sevdalımdır. Ömürlük sevdalımdır dediğin zaten onun bir sonraki keyzi evlilik oluyor. Evet. Onun sonra çok güzel meyveleri evlatlar oluyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Saygı çok önemli ilişkilerde. Bir kere bir sevdanın içine nifak girdiği zaman sonra toplaması çok zor oluyor. Önemli olan o ayrılık noktasını getirtmemek. Hani saygı çünkü her şeyin ötesinde. Tamam sevgi tamam eyvallah ama ben her zaman saygıcıyım. Saygıdan yanayım. Eğer karşındaki insana bu işinde olur, eşinde olur, aşkında olur. Nerede olursa olsun saygıyı yitirdiğin an orada bir sıkıntı var demektir. Onu sonra toplamak da çok zor oluyor. Benim kardeşlerime işte yani baksana yine kelimece olsa kendi başına anlatan adama bak. Nacizane tavsiyem saygıyı yitirmemek. Çünkü sevgi büyür. Aşk bitebilir. Aşk bitebilir. Aşk bitebilir. Aşk çünkü enteresan bir duygudur. Ama sevgi çok uzun süreçli bir durumdur, duygudur. Ama bana göre sevdaları ve mutluluğu en ayakta tutan şey saygıdır. Çünkü evet, saygılı evet. Olduğunuz zaman herkes burada başka bir alkış, şey olur. Burada alkış. Alkış saygıdan saygı çok önemli ya. Her şey de çok önemli. İşimizde de eşimizde de her şeyde önemli saygı. Bizim de çok saygı duyduğumuz bir müzisyen abimiz var. Öyle böyle saygı duymuyoruz ama. Onun bir eserini şimdi senin yanında huzurunda katılırsan seninle birlikte çok sevinirim. Bülent Ortaşgil'den bir şarkı hazırladı. Dede hatta evet. Dedemiz. Dede. Saygı kelimesi bu kadar geçmişken doğru şarkı aynen aynen düşündüm. Çok doğru bağladım. Helal olsun. Tabii o da demiş ki bu sabah yalnız uyandım sensiz olmaz. Daha başka ne desin? Tabii bakış açıları Bülent abimizin. Evet. Müslüm abi de seslendirmişti değil mi? Evet tabii. Nurlar üstünde yazsın Müslüm abi de söylemişti. Evet. Haydi o zaman bakalım. Haydi bakalım. Bu sabah yalnız uyandım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok, sensiz olmaz. Kahvaltım anlamsızdı, sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı, sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Oh,
anlaşılan alışmışım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Bir verdiysem iki almışım. Sensiz olmaz. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi. Sensiz olmaz. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. Şimdi böyle arka arkaya şarkıları söylüyoruz ama hani bir de eğitimimiz de var. Hani Türk müziği eğitimi de aldık. Aynen. Senin de çok güzel Türk müziği söylediğini biliyoruz. Estağfurullah. Biliyoruz, evet. Estağfurullah. Türk müziği zaten oradan gelmesin. Ne söylemek istersin bize? Türk müziği şöyle desek. Benim en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Bayati makamında. Bayati. Bayati. Bugün... Az kalsın uşak yazıyordum da yanına. Eyvah hocalarım görmesin diye hemen topladım. Şurada evet. Yazmışlar da ben görmezden geliyorum. Eski playlist. Eski playlist o. Bir de uşak öyle yazılmaz. Uşak diye değil mi? Evet, Çivşeyle. Konservatuvarda öyle öğrettiler. Evet, Bayati makamında. Evet, Göksu'nun yeğeni yazıyor bunları sağ olsun. Öyle sağ olsun. Mertcan'a buradan sevgiler. Sevgiler. Evet, Mertcan. Doğru yaz evladım. Fehmi Tokay'ın şarkısı. Fehmi Tokay'ın şarkısı. Müthiş bir eser. Müthiş, müthiş eser, evet. Kaç neslin aşk şarkısı oldu kim bilir şu ana kadar? Yani çok uzun uzun diye bence. Çok uzun zamanların şarkısı. Benim bir de hoşuma giden hani gençler de bu şarkı... Hatta mesela Tarkan da bu şarkıyı söyledi ya. Evet. Tarkan bu şarkıyı söyledi. Çünkü popüler müzik yapan sanatçıların Türk müziği şarkılarını seslendirip yeni nesillere iletmesi bana göre çok özel bir hareket. Değil mi? Yani gerçekten çok özel bir hareket. Hani insanlar bazen sallıyorlar ya işte Tarkan niye işte Türk müziği albümü yaptı. Tarkan Türkiye'deki en popüler isim. Ve Türk müziği şarkılarını söylerse gençler bu şarkıları mesela demin Göksun dedi ya. Hı hı. Abi işte aşık olan gençlere ne diyeceksin dedi. Evet. Hiçbir şey diyemedim zaten. Senin soruna cevap vermediğim için özür diliyorum kardeşim. Saygı ama Tarkan'ın yandım. Mesela ben her zaman şundan yanayım. Türkiye'de en popüler insanların Türk müziği şarkılarını söyleyip gençlere ancak böyle öğretebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi acayip böyle bir popüler böyle bir durum var. Hiç kimse yani yeni yetişen gençler Türk müziğini çok iyi bilmiyorlar, vakıf değiller. Evet. Ama göz önünde olan insanlar Türk müziği şarkılarını, Türk sanat müziği şarkılarını seslendirirlerse Türk gençliği de bu şarkılara vakıf olur ve bu şarkıları söylemeye başlarlar. En azından kulaklarında kalır bu şarkılar. Bence, biz de elimizden geldiğince... Sen de bu işin elçisisin bence. Yani ben çünkü şeyden yanayım. Özel sen de biliyorsun eskiden İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, gazinolarda... Evet. ...bildiğiniz makamların böyle bir makamın fasıl... Evet, peşrevle başlar, saz semaisi. Ve makamların böyle
konserleri olurmuş. Şimdi hiçbir yerde mesela Türk sanat müzikisini duyamıyoruz yani. Bayağı Karavan Faslı duymuyoruz. Evet ya, hiçbir yerde duyamıyoruz yani. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Faslı diye yapalım diye bir araya gelenler bile tutmaz endişesiyle hemen değiştiriyor mevzu tabii canım. En çok bilinenlere çeviriyorlar. Ama haklı işte olarak bir bu eski bazen de öyle işte. Popüler kültür dediğimiz şey evet. Bu zaten maalesef. Ama yeni yetişen nesile, Türk gençliğine ki bir kere ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mesela Türk sanat müziğine aşığı bir insanken evet. En azından hani onun izinde yürürken gençlerin de bu müzikle yoğrulmasını çok isterim ben Canıgöl'den. Hakan abi, kendi kültürümüz. Biz tabii teşekkürü de aslında şu anda borçlu olduk. Çünkü biraz yayın organları da etkiliyor. Hani sanat müziğini orada yayınlamayız, burada yayınlarız. Doğru. Onları. Şu anda biz yaptığımız program hem Kral TV'de hem de Kral Pop TV'de yayınlanıyor. Çok, çok önemli. Aynı zamanda çok önemli. NTV'de de yayınlanıyor. Çok yani önemli. Pop kanalında da biz şu anda sanat müziği söyleyeceğiz. Biraz aslında kanalların birbirine geçmesi ve müzikte şu tarzı yaparız biz. Biz şu tarzı yayınlarız. Sadece başka bir şey yayınlamayızlar değişir. Kaliteli olanları düşündüğümüzü yayınlarıza geçildiği zaman aynen öyle. Zaten her doğru. Şey hallolacak inşallah. Aynen öyle. Orada mesela halledebiliriz her şeyi. Bak, Kral ailesine bir teşekkür edelim teşekkürler buradan. Teşekkürler ediyoruz herkese. Bu imkanı sağladılar bize. NTV'de de çok güzel bir Türk Sanat Müzikisi evet. Programı var. Evet. Oğuz evet. Bey'le Mehmet Barlas hazırladı. Mesela onu gördüğüm zaman ben televizyonda çok mutlu oluyorum. Çünkü ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Evet. Sözü Türkçe olan zaten besteler bizim ruhumuzdan çıkıyor. Bütün müzikleri dinlememiz lazım. Türk halk müziğini unutabilir miyiz biz yani? Bizim konservatuvarda aldığımız dersler işte halk müziği, sanat müziği, işte bize batı müziği dersini de veriyorlar. Armoni dersi de veriyorlardı. Biz öyle yorulmuş, kavrulmuş okulun çocukları olarak hangi müziği duyduğumuzda kendimizi mutlu hisseden insanlarız. Yaşasın Türk müziği. Bayati ve eser tamam. Seslendirelim, çalalım. Meyhan sende o zaman. Perişan olayım.
ışığından süzülen iş ve ne kurban olayı bakışından süzülen iş ve ne bestelerine sağlık. Estağfurullah. Kalbinin güzelliğine de sağlık. Hepimizin öyle. Bu hayata iyi gelen insanlardan bir tanesin. En önemlisi de bu. Hepimizin kalbine de yiyorsun. Estağfurullah, sağ olasın. Çok teşekkür ederim Fatih. Hiç istemiyorduk senin olduğun bu programın bitmesini. Ama yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. İşte bizlere, bütün izleyicilerimize son mesajlarını almak istiyoruz senin. Her zaman söylüyorum. Allah'a hep şükrediyorum. İyi ki müzikle tanışma fırsatı vermiş bana Yaradan. İyi ki burada hep beraber müzik yaptık. Beni çok güzel bir şekilde ağırladınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yolunuz hep açık olsun inşallah. Dertlerden uzak olsun. Hep sevgiyle, hep müzikle kalın inşallah. Güzel gününü buradasın.
Çok teşekkür ederim. Hep orada olacaksın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol gerçekten. Sağ olun beni aradığınız. Burada olman bizi gururlandırdı Hakan abi. Çok eski günler geldi aklıma. Vallahi benim de eski günler geldi aklıma. Ciddi çok söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Ben sağ teşekkür olsun. Ederim. Bu arada sevgili Türker Çolak da ekibimize yeni katılan, son katılan enstrümanistimiz. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de bana denk geldi. İyi, çok başlangıç oldu. Evet, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yolun hep açık olsun inşallah. Hatta bir ilk de olacak. Rovato ile müzik yapmak çok keyifli evet. Olacaktır. Harika, harika. Yolculuğunuz hep güzel olsun inşallah. Amin abiciğim. Teşekkür ederim. Bugün bir ilk daha var. Göksun Çavdar ilk defa böyle enteresan bir gömlek diktirdi ve geldi. Evet. Bruce Lee gömleğiymiş. Muhteşem vallahi. Şahane vallahi. Buradan sevgili Fatih'in eşi Filiz'e çok teşekkür ederim. Bizim stylingçimiz. Eyvallah eksik olmasın. Sağ olsun teşekkür ederiz. Ama çok yakışmış Göksun'um. Eyvallah teşekkür ederim. Vallahi çok yakışmış. Bundan sonra böyleyim abi. Bruce Lee kadar. Kollayın kendinizi. Göksun'un yüreği çok güzeldir. Göksun asla kimse el kaldırmaz. Müziğiyle ve kıyafetiyle el kaldırabilir ancak. Eyvallah. Çok yakışmış. Teşekkür zaten ederim. Çok şıksınız. Hepiniz de çok şıksınız. Zülfü abiye de çalıyordu zaten kendisi zamanında. Zülfü abiye de çalıyordu. Zülfü Livan Ali'ye çalarken de böyle kıyafetler giyiyordu. Ama çok dedik yakışmış. Ki, niye böyle şeyler yaptırmıyorsun? O da gitti. Ha, sağ olsun. Çok güzel olmuş vallahi. Sevgili Filiz'in de yardımıyla. Eyvallah. Eksik olmasın. Eyvallah. Zülfü Livan Ali'ni dil demişken bu arada onun bir parçasını seslendirelim mi arkadaşlar? Onunla da yapalım mı? Veda yapalım mı? Süper olur. Öyle o şekilde veda şarkının yapalım. Şarkının hastasıyız zaten. Leylim ley. Hadi bakalım. Haydi o zaman. Leylim, leylim, leylim.